Merhaba çocuklar. Bugün dersimiz Türkçe, konumuz da kütüphaneler haftası. Şimdi birazdan babam size konuyla ilgili bir slayt izletecek. Merhaba çocuklar. Rüzgar abinizin de dediği gibi bu hafta kütüphaneler haftası. Kütüphaneler haftası Mart ayının son pazartesi günüyle başlayan hafta. Kütüphanenin ne olduğunu biliyorsunuz. Çünkü birlikte daha önce kütüphaneye gittik. Gelin beraber şimdi slaytımızı izleyelim. Ne söyleyelim? Kitap, dergi ve CD, DVD gibi dokümanların da olduğu binalara kütüphane adı veriliyor çocuklar. Gördüğünüz gibi burası bir kütüphane. Ne söyleyelim? Kütüphaneler halka açık ve herkesin yararlanabildiği yerler olabileceği gibi evlerde de kendi oluşturduğumuz kişisel yani özel kütüphanelerde olabilir. Değiştirelim. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte çocuklar kütüphanelerde artık kitapların haricinde bilgisayarlar, araştırma yapabilmeniz için bilgisayar ve diğer dokümanlarda elektronik kitaplar ya da elektronik dokümanlarda olmaya başladı. Bundan daha önceki yıllarda bilgisayarın bu kadar gelişmiş olmadığı dönemlerde sadece kitaplar varken şimdi artık bilgisayarlarla da kütüphanede araştırmalar yapabiliyoruz. Sesli kitaplar ya da interaktif kitaplar dediğimiz kitapları da okuyabiliyoruz. Gençlerim, kütüphanelerde kitapların korunması, kitapların sıralandırılması, düzenlenmesi, gerektiği zamanlarda okuyuculara kitapların verilebilmesi amacıyla bazı çalışan kişiler var çocuklar. Biz de bunlara kütüphaneci diyoruz genellikle ya da kütüphane görevlisi, kütüphane memuru diyoruz. Bu kütüphaneci kitapların daha düzenli olarak olmasını sağlıyor. Gerektiği zamanlarda bizim istediğimiz bir kitabı düzenli olarak yerleştirmiş olduğu için istediği raftan kitabımızı bulup bize verebiliyor. Değiştirelim. Şimdi çocuklar, kütüphane diyoruz ama kütüphanede uymamız gereken bazı kurallar var. Bu kuralları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bunların başında kütüphanede okuma salonlarında sessiz olmalı, mümkün olduğunca sessiz yürümeli ve kimseyi rahatsız etmemeliyiz. Bir sonraki kitabımızı aldık, araştırmamızı yapıyoruz. Mutlaka kitabımızı inceleyeceğiz tabii ki. Ama bunu yaparken sayfalarını sessizce çevirmeye çok dikkat etmeliyiz. Yine kütüphanede herhangi bir yiyecek, içecek kullanmamalıyız. Çünkü bunlar gürültü yapabilir. Orada araştırma yapan ya da kitap okuyan kişileri rahatsız edebilir. Ve sakız çiğnememeye dikkat etmeliyiz. Yine kitaplara yazılar yazmamalı. Onları dikkatli kullanmalıyız. Çünkü o kitaplara biz zarar verirsek bizden sonraki kişiler de bu kitapları okuduğunda çok faydalı olmayabilir. Yine kütüphanede aramanın nasıl yapılacağını belki bilmiyor olabiliriz. Hangi kitabı nerede bulacağımızı bilmiyor olabiliriz. Bunun için kitapları raflarında alıp karıştırmak yerine oradaki görevliden yani kütüphane memurundan yardım istemeliyiz. Gençlerim, sunumumuzu güzel kitaplarla ilgili yazılmış, söylenmiş güzel sözlerle bitirmek istiyorum. Kitap en iyi dosttur. Gerçek bilgi kaynaklarımız kütüphanelerimizdir. Bilgin unutmuş, kitap unutmamış. Parayı kasa, bilgileri kütüphane saklar. Değiştirelim. Evet, kitap okumak çok güzel bir alışkanlık. Biz evimizde her zaman bulduğumuz her fırsatta kitap okuyoruz. Lütfen siz de kitap okumayı unutmayın diyoruz. Çocuklar, bugün dersimizi tamamlarken size bir ödev veriyorum. Ödevimiz Canım Can Kardeşim Kitap adlı şiir. Burada görüyorsunuz. Bu şiiri lütfen Türkçe defterinize dikkatli ve güzel bir şekilde yazın. Sonra birkaç kez okuyun, çalışın. Daha sonra bu şiiri sesli olarak okurken bir videonuzu çekip bana göndermenizi istiyorum. Videolarınızı bekliyorum. Arkadaşlar, ben kitap okuyorum, siz de okuyun. Evet çocuklar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Biz kitap okuyoruz, siz de kitap okuyun.
Hepinize hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Kitap dolu günler diliyorum.